Karşımızda bir tepkime var. 1 mol metanla 2 mol oksijen tepkimeye giriyor ve 1 mol karbondioksit ve 2 mol su oluşuyor. Peki bu tepkime istemli mi? Bu videoda işte bunun cevabını arıyoruz. Son videodan öğrendiğimize göre bu soruyu yanıtlamak için Gibbs serbest enerjisinden ya da Gibbs serbest enerjisindeki değişimden yararlanmalıyız. Gibbs serbest enerjisindeki değişim eşittir tepkimenin entalpi değişimi eksi tepkimenin gerçekleştiği sıcaklık çarpı entropideki değişim. Bunun değeri sıfırdan küçükse tepkime istemli demektir. Soruyu çözebilmeniz için biraz ipucu verdim. Bu tepkime için entalpi değişimini hesapladım ve buraya yazdım. Bunun nasıl hesaplandığını biliyor olmalısınız çünkü birkaç video önce öğrenmiştik. İlk önce ürünlerin oluşma ısılarını bulun. Daha sonra suyun oluşum ısısını 2 ile çarpın çünkü 2 mol su oluştu. Bütün ürünlerin oluşum ısısını toplayın ve bu toplamdan tepkimeye girenlerin oluşum ısıları toplamını çıkarın. Oksijenin oluşum ısısı sıfırdır. Yukarıda bahsettiğim işlemleri yaptığımızda entalpi değişimi eksi 890,3 kJ olur. Sonuç negatif çıktı. O zaman bu bir egzotermik tepkimedir. Yani bu taraftaki enerji miktarı bu taraftaki enerji miktarından daha azdır. Bu yüzden dışarıya bir miktar enerji verilmiş olması lazım. Bu tarafa enerji ekleyelim. Dışarıya bir miktar enerji verilecek. Evet. Ekzotermik olmasının nedeni budur zaten. Ama bizim sorumuz tepkime istemli mi, değil mi? Bunu bulabilmek için delta S'e bakmamız gerekir. Her molekülün standart molar entropisine bakmak, delta S hesaplamak için yardımcı olacaktır. Ben videoyu hesaplamadan önce bu değerlere baktım. Şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. Standart molar entropiyi göstermek için buraya ufak bir işaret koymamız gerekli. Bu arada standart demek tepkime 298 Kelvin'de gerçekleşmiş demektir. 298 Kelvin ise 25 santigrat dereceye eşittir ki bu da oda sıcaklığıdır. Standart sıcaklık olarak düşünülmesinin nedeni budur. Metanın oda sıcaklığında standart entropisi bu sayıya eşit. 186 Joule bölü Kelvin mol. Yani elimizde 1 mol metan varsa entropisi 186 Joule bölü Kelvin moldür. 2 mol ise bunu 2 ile çarpmamız gerekir. 3 mol ise 3 ile çarpmalıyız. Tepkimenin toplam entropi değişimi, ürünlerin standart entropilerinden tepkimeye girenlerin standart entropileri çıkarılarak bulunur. Tıpkı entalpiyi hesapladığımız gibi. Ürünlere bakarsak karbondioksitin entropisi 213,6 artı bir de 2 mol suyun entropisi var. 1 mol suyun entropisi 69,9 ama biz 70 alalım. Bunu da 2 ile çarparsak 2 mol suyun entropisini buluruz. Ürünlerin entropisini bulduğumuza göre şimdi tepkimeye girenlerin entropisini bu değerden çıkaralım. 1 mol metanın entropisi 186 artı 2 çarpı 205 ki bu da oksijenden gelen entropi. Şöyle bir göz atarsak bu sayı buna yakın sayılır ama buradaki sayı diğerinden epey büyük. Bu sıvı haldeki suyun entropisi ve gaz haldeki oksijenin entropisinden çok daha az. Gayet mantıklı. Çünkü sıvılar gazlara kıyasla ortamın şeklini çok da almaz. Gazlar odanın her yerine dağılıp yayılabilirken sıvılar konuldukları kabın dibine doğru inerler. Doğal olarak gazların entropisi sıvılardan daha fazladır. Tepkimeye göz atınca ürünlerin tepkimeye girenlerden daha az entropiye sahip olduğunu görebilirsiniz. Yani delta S muhtemelen negatif olacak. Hadi hesaplayıp görelim. Önce 213,6 artı 140 vardı değil mi? Bu da 353,6'ya eşittir. Bu sayıdan da 186 artı 2 çarpı 205'i çıkarmalıyız ki bu da 596 ediyor. Buraya eksi 596 yazıyorum. Şimdi hesap makinesini çıkartayım ve 353,6 eksi 596'yı hesaplayalım. Cevap eksi 242,4 olur. Delta S eksi 242,4 jül bölü kelvin moldür. Yani bu kadar entropi kaybettik. Buradaki değerler çok bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama tepkimenin daha düzenli hale geldiğini söyleyebiliriz. Evet bu doğru. En başta elimizde bir sürü gaz vardı. 2 mol oksijen gazı ve 1 mol de metan gazı vardı. Ürünler de 3 mol fakat oluşan 2 mol su sıvı. Entropi kaybının nedeni tam da budur sıvıların girebileceği hal sayısı daha azdır. Maddenin halleri olarak düşünürsek. Şimdi tepkime istemli mi? Buna bakalım. Delta G'yi bulacağız. Önce delta H'ı hesaplamıştık. Dışa enerji verdiğimiz için eksi 890 olarak bulduk. Küsuratları atıyorum. Yaklaşık bir değer bulabiliriz. Sıcaklığın oda sıcaklığı yani 298 Kelvin olduğunu söylemiştik. Ki bu da 25 santigrat derece ediyordu çarpı entropideki değişim diyoruz. Entropi değişimi de negatif olmalı. Bunu da eksi 242 kabul edelim. Bu arada hemen araya giriyorum çünkü burası önemli. Bu kilojül cinsinden yazılmışken bu jül olarak hesaplanmış. Daha önce yazdığımız her şeyi kilojül cinsinden bulup yazalım. Bu da 0,242 kilojül bölü kelvin moldür. Gibbs serbest enerjisine bakacak olursak eksi 890 kJ, eksi 298 J çarpı yine eksili bir değer yani artı olacak. Bu da mantıklı çünkü entropi kısmı Gibbs serbest enerjisini daha pozitif yapar. Bildiğiniz gibi bunu sıfırın altında istiyoruz. Yani burası istemliliğe karşı gelecek ama bakalım entalpiye ne yapacak? Hatırlarsanız tepkime egzotermik olduğu için entalpi negatifti ve kesirli bir sayı ile bunu çarparsak bundan daha düşük bir değer elde ederiz. Hadi hesaplayalım. Hemen şu değerlere giriyorum. Evet bu entropi değişimimiz. Bunu 298 ile çarpalım. Yani sıcaklıkla. Sonuç eksi 72 çıktı. Eksi çarpı eksi olduğundan artı olacağını daha önce belirtmiştim. Sonuç artı 72,2 geldi. Bu standart sıcaklıkta bulduğumuz entropi kısmı. Bir de entalpi terimi vardı. Entalpi terimi negatif ve pozitif terime kıyasla, yani sıcaklık çarpı entropideki değişime kıyasla ağır basıyor. Evet, bu terim galip gelecek. Her ne kadar entropi kaybetsek de tepkime dışarıya o kadar fazla enerji veriyor ki istemli oluyor. Sıfırdan küçük olduğu için istemli. Gördüğünüz gibi Gibbs serbest enerjisi problemleri pek de zor değil sadece değerleri düzgün bulmanız gerekiyor. Bu değerler kimi zaman verilir, verilmese bile delta h'ın nasıl hesaplanacağını biliyorsunuz. Yapacağınız şey ürünlerin oluşum ısısından tepkimeye girenlerin oluşum ısısını çıkarmak. Tabii bunu yaparken bileşenlerin kat sayılarını unutmamak gerekiyor. Entropi değişimini hesaplamak için de aynı yolu izlemelisiniz. Öncelikle bileşenlerin standart molar entropilerini bilmeniz gerekir. Daha sonra kat sayılara dikkate alarak ürünlerin standart molar entropisinden tepkimeye girenlerin standart molar entropisini çıkarmalısınız. Böylece Gibbs serbest enerjisini bulursunuz. Bu örnekte Gibbs serbest enerjisi negatif çıktı. Şimdi farz edelim ki tepkime çok yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşsin. Mesela güneşin yüzeyi gibi bir yerde olsun ve sıcaklık 298 yerine 2000 Kelvin ya da 4000 Kelvin gibi çok çok fazla olsun. Şimdi sonuç daha farklı olur. Sıcaklığın 4000 Kelvin olduğunu varsayarsak entropi teriminde ani bir değişim yaşanır. Burada pozitif terim daha ağır basar ve belki de çok çok yüksek bir sıcaklıkta tepkime istemli olmaz. Başka bir şekilde düşünürsek tepkimede dışarıya ısı verilmesinin pek önemi yoktur. Çünkü dışarısı fazlasıyla ısı ve kinetik enerjiye sahip. Sıcaklık yeteri kadar yüksekse bu tepkime istemli olmaz çünkü entropi terimi galip gelir. Bu videoda size Gibbs serbest enerjisini hesaplamanın zor olmadığını göstermek istedim. İnternetten farklı tepkime örnekleri bulup tepkimenin istemli olup olmadığını bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.